Arkadaşlar hoş geldiniz. Yepyeni bir videoya karşınızdayım. Food Champions biliyorsunuz artık TOTS ödülleriyle geliyor ve TOTS takımları da geldi. Canlı TOTS takımları. Ve bu haftayla beraber TOTS başladı. Güzel bir heyecan var aslında bence minik de olsa. Oyunu bırakanların geri geldiğini düşünüyorum. Bazı kişilerin tabii hepsinin değil. Tabii yorum olarak yazın aynı zamanda. Hani oyunu bıraktınız mı zamanda? Ne zaman bıraktınız? Geri gelmeyi düşündünüz mü? Ya da geldiniz mi? Bunları yorum olarak lütfen yazın. Ve videomuzda Food Champions oynayacağız. Bu hafta TOTS ödülleri olduğu için ve herkes en iyi oyuncuları açtığını düşündüğü için birazcık zorlu bir weekendlikti benim adıma. Bir hesapta 16 yaptım ve bu hesapta zaten şu anda izliyorsunuz. O yüzden hani spoiler vermeyeyim, üzerine konuşuruz. Sohbet ederiz. Ben bu tarz sohbetli videoları daha çok sevdim açıkçası. Çünkü valla fazla gerginim bu sene ben oyun oynarken. Çünkü istediklerimi daha az yapabiliyorum. Bu belki tabii ki e-spordan uzaklaştığım için olabilir. Sonuçta antrenman yapmıyorum eskisi kadar. Belki oyuna çok adapte olmamış olabilirim ki sanmıyorum. Çünkü bence oyun eskilere göre çok daha kolay. Belki de çok daha fazla müdahale vardır oyuna eskiye göre. Başka bir görünmez bir el tarafından. Ama ben çok geriliyorum. Hiç gerilmediğim kadar geriliyorum bu sene. Yine de mümkün olduğunca pozitif kalmaya çalışıyorum ki bence bu hesapta güzel bir futbol oynadık. 4-2-1 oynadım bu maçlarda ve o taktiği de hemen aşağıya yorumlara yazacağım birazdan. Zaten kick üzerinden yaptığım yayında oynamıştım ve orada da sabitlemiştik mesajı. Hemen aşağıdaki yorumlarda bu taktiği görebilirsiniz. Sevgili bir neydi ismi izleyicimizin ya? Yanlış hatırlamıyorsam şimdi videonun da arasına girmeyeyim. Arav diye bir nickimiz vardı. Ama ismini tam Hasan Basri olması lazım ismi. O bana bu taktiği verdi ve ben de kullandım. Güzeldi. 4-2-1 zaten bu senenin en iyi taktiği. Açık ara en iyi taktiği. Şu anda mesela ülkemiz oynayan E-Süper Lig, e-sporcuların mücadele ettiği E-Süper Lig'de 20 takımın 19'u 4-2-1 oynuyorlar ve sadece bir takım oynamıyor. O da biziz aslında. Galatasaray olarak 4-4-2 oynuyoruz Kaan. 4-4-2 oynuyor ama 4-2-1 bütün dünyada en popüler ve en güçlü taktik olarak geçiyor. Üçlü ve beşli e-sporda banlı durumda. Neden banlı? Çünkü çok fazla güçlü bu taktikler. İkisi üçlüler ve beşliler. EA'in normalde burada nerflemesi lazım bu taktikleri. Zayıflatması lazım biliyorlar. Bunu yapamadıkları için turnuvalarda direkt yasakladılar. Hiçbir kimse beşli ya da üçlü oynayamıyor. Tabii ki sizler çok fazla kazanma hedefiniz varsa yine üçlü beşli oynayabilirsiniz. O tamamen size kalmış bir şey. Ama biz e-spora işte yakın olduğumuz için, ben hala koçluk yaptığım için ve çok da keyif aldığımı söyleyemem 5'ten özellikle. 3'den yine keyif alıyordum ama onu oynamıyorum. Bir dakika. Evet. Şimdi devam edelim. Bir küçük böyle fazla öksürdüm aslında. Boğazım şey oldu. Devam edelim. Şu anda 14'e 2 gidiyoruz. İyi de gidiyoruz. Nasıl oynuyorum peki? Benzema önde. Yedekten sokuyorum Benzema'yı çünkü kimyayı uyduramadım. Mbappé'yi sağa atıyorum. Benzema girdiği zaman solda da Werner oluyor. Bu arada Kaka'dan muazzam bir power shot. Gerçekten çok güzel bir gol. Ve evet, Casillas'ın muhteşem, muhteşem. Beler top geliyor animasyonu. Rakibin önden çekilen bir Casillas görüyorsunuz burada. İnanılmaz yani gerçekten. Script bu mesela. Bu script dediğimiz şey burada senaryoya yazılmış bu gol artık. Bu gol olacak ama nasıl olacak? Buna oyun karar veriyor arkadaşlar. Bakın kollar gidiyor böyle bir şeyler, bir haller, bir hareketler, tavırlar. Gerçekten saçma sapan bir durum yani. Zaten hani kaleyi açan bir kaleci görüyorsunuz ki bundan bir sonraki maçta yine benzer bir şey göreceksiniz. Maalesef ki maalesef. Evet. Kornerlerden çok etkili olamadım. Ya benim Alaba var. Abimin yaptığı Evo Alaba var. Bu arada kornerden etkili olamadım derken bu ortaya kestim. L2'ye basılı. Full dolduruyorsunuz arkadaşlar ve bu tarz goller atabiliyorsunuz. Ben bu ortalarda çok iyi değilim. Bu arada yine Casillas yine rakibin önüne çekildi. Ben burada yine sinirlenmiştim. Bu ortalarda çok iyi değilim ama daha çok kullanmaya çalışıyorum ki tamamen masterlarsam bunu, çok iyi bir duruma getirirsem yine Reels olarak da kolay bir gol yöntemi olarak paylaşırım. Bu benim hatam. Forbes diye bir adam varmış oyunda ve gol attı bana. Yani ilginç bir kart. Adam gitmiş Ajax'tan önce yapmış. Bu da mesela kickoff golü bence. Hani sadece rakiplerin gollerine sallamayalım, bizim gollerimize sallayalım. Nemanja Vidic, uf, 91 Vidic normalde benim hiç beğenmediğim bir kart. Çok yavaş. Siz de varsa lütfen yazın. Nasıl bir kart? Bu da ben çektim kaleci, yine önünü açıldı ama yani benle alakalı bu. Evet, bu gol. Casillas'a bakar mısınız? Ya burada ceza sahası dışında olduğu için elini kaldırmıyor da bana biraz can sıkıcı gelmişti. Zaten replay varsa eğer yine izleyeceksiniz. Ve çok garip yani.
Randal Kolo Muani Mbappe skoru 5-3'e getiriyor dakika 66 ve bu maçı oynarken dedim ki bu adam gerçekten çok bir şey yapmıyor. Ben bu adamı yenmem lazım. Ve zorlaya zorlaya, uğraşa uğraşa skoru 5-5'e getiriyoruz. Küfürler eşliğinde çıldırarak ve hemen arkasından skor 6-5 oluyor. Bir tane gol attığınız zaman her şey çok kolaylaşıyor ama gol atamazsanız oyun yavaşlıyor. Evet, görüyorsunuz şimdi tekrardan bir replay ile beraberiz arkadaşlar. Burada top geliyor Casillas'a. Casillas ceza sahası dışında için kolunu kaldıramıyor. Burada hem benim de hatam var. Yalan yok, hatam var ama ya bu nedir ya? Kardeşim, faul olsun, şey olsun, endirekt serbest vuruş olsun, faul olsun, bir şey olsun, top dursun, serbest vuruş kullanılsın. Ya bu... Bu nasıl bir animasyon lan böyle? Çok komik ya, gerçekten şuna bak. Ne yapıyorsun? Böyle bir hareketler, bir şeyler. Çok ilginç, gerçekten ben pek görmediğim, taze gol yemiş Casillas suratında görmüş olduk. Bu maçtan sonra ben Casillas'ı çıkardım. Casillas'ı çıkardım hocam. Net yani. Altta zaten chat'i de görüyorsunuz bir yandan. Yorumları da görüyorsunuz. Küçük Casillas da hemen yorum yaptı. Abi çıkarmayacaksın değil mi Casillas diye hemen arkamdan geldi. Ve ben de çıkardım Casillas'ı. Burada dediğim gibi benim de hatam var yani, yalan yok. Evet ama bir şekilde 16-2'ye geldik. Skorumuz şimdi 16-2. İyi de oynuyoruz aslında. Bence iyiydik yani. Kolo Muani'nin pasıyla Mbappe topu aldı. Çok da güzel bir pasıyla Kolo Muani. Havacısı var ama zıplamayı tercih etmiyor. Ricardo Kaka'nın pası Werner. Essien'den sert bir şut. Essien bazı pozisyonlar çok fark yarattı. Bence yapılabilir bir kart. Havertz soracaksınız. Havertz riskli bir kart diyebilirim. Bence riskli bir kart. Yalan yok. Ama yapanlar genelde memnunlar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Her gün Kick'te yayın açıyorum. Neredeyse 3 hesap V ile oynuyorum. Ve Tots haftalarında 3 hesap V ile gerçekten mental bir hasar bırakıyor bana. Ama buna devam edeceğim. Çünkü bu sene Ağustos ayında, Eylül ayında çok fazla artık oyun oynamak istemiyorum. Oyun hakkını verdikten sonrasında bakacağız ki zaten Euro da var. Önümüzde Euro 2024 var. Oraya özel bir şeyler de gelir belki. Yine oyuna dönenler olacaktır aramızda. Onu tekrardan hatırlatayım size, yazın yani lütfen. Yorum yapmaktan çekinmeyin. Sohbet de edelim. Yorumlara bakıyorum çünkü. Bazen çok absürt yorumlar da geliyor. İşte bazen böyle alakasız eleştiriler. Saygı çerçevesinde olmaya da saygı çerçevesinde olup da çok fazla böyle hani oyun içerisinde olmayıp da yine yorum yapan insanlar da oluyorlar ki olacaktı zaten ki yazın yani. Ben de bunun farkına varayım. Bazen çok garip sorular, abi ne renk çorap giyiyorsun, işte abi günlük hayatın ne yapıyorsun, nasıl geçiyor günlerin falan diye. Zaman zaman işte abi bu kartı ne basılır, bu tarz şeyler hep soruluyor. Ben de bunların elinden geldiğince cevap veriyorum, siz de sorun yani, çekinmeyin. Bana her türlü soru soruluyor, o yüzden sizler çekinirseniz üzülürüm. Klaus alıyoruz buradan. 5 tane kart var ve bunlar gerçekten en kötü kartlar. Yine Foot Champions şaşırtmıyor. Bu arada 18-2 fena bir skor değil. 19 yapabilirdik ama birazcık kaybettiğim maçta hak etmeden kaybettiğimi söyleyemem. Hak ettim kaybetmeyi. O maç burada yoktu belki ama yayın tekrarından izleyebilirsiniz. Kick linkimiz aşağıda var zaten. Oradan izleyebilirsiniz sevgili dostlar. Evet, şöyle bir zamanımız daha var. Bir dakika kadar bir zamanımız var. Paketlerimizi açıyoruz. Şimdi bu paketimiz Ultimate paket. Geçen yılın en iyi paketlerinden bir tanesiydi. Geçen yıl biliyorsunuz yavaş yavaş işte böyle 83.5, 88.2 falan gibi paketler getiriyorlardı. Ama şimdi artık iyice suyunu çıkardılar. Yani 90 artı TOTS garantili paket geldi mesela. Ve FP ile alıyorsunuz. Loftus-Cheek. İyi bir kart, 300K'lık bir fiyatı var ve burada Loftus-Cheek açtığımız zaman bu böyle başarılı geçiyor bizim için para anlamında. Onu da sattım ve Weaver geldi. Burada Team Weaver'la alakalı bir şaka düşündük ama bulamadık. Belki sizler yazabilirsiniz yorum olarak. Team Weaver'la alakalı bir şaka. Takımla alakalı bahsetmek gerekirse, Kaka bence kanatta çok yeterli değil. Ama güzel bir kart. Werner santraforda çok iyiydi. Mbappe bence eski Mbappe değil. Geçtiğimiz yıllardaki gibi Mbappe değil. Bununla alakalı da lütfen yorumlarınızı yazın. Ben beğenmiyorum Mbappe açıkçası. Kolo Muani geçen haftalardaki kadar iyi değildi ama ben yine beğendim. Mukiele müthişti. Gerçekten çok iyiydi. Marquez yine çok iyi. Sandro lütfen artık upgrade alsın. 91 olacak çünkü kendisi. Bu tarz yorumlarla videomuzu bitirebiliriz arkadaşlar.
Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Ben bu sohbetli videolardan çok keyif alıyorum ve bundan sonra böyle devam etmek istiyorum. Canlı reaksiyon videoları da illaki ara sıra olacaktır. Ama ben Food Champions'ları böyle sunup maçlar üzerinden konuşmak, espriler üzerinden konuşmak istiyorum. Çok da güzel. Bence güzel. Siz de yorum yazın. Görelim. Videomuzun sonuna geldik. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Yepyeni bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.